Avukat adağı yaz. Ben Şebnem Gümüşçü. Şebnem Hanım, maalesef sizin dosyanıza bakamayacağım. Anlıyorum. Anlıyorum. Avukat Türker Alo. Ben Şebnem Gümüşçü. Terim. Kusura bakmayın Şebnem Hanım. Anlıyorum, anlıyorum. Tabii, anlıyorum. Tabii, çok meşgulsünüzdür. Merhaba, ben avukat Dilara Aşçı. En azından bir randevu verseydiniz. Maalesef Şebnem Hanım, kusura bakmayın. Peki. Alo. Şebnem Gümüşçü ben. Ulan cezaları. Sakin, sakin. Düşün Şebnem. Nereden geldiğini, kim olduğunu düşün. Onlar gibi değilsin. Onlardan değilsin. Sen yokluktan geldin, onlar varlıktan. Senin havan başka, güneşin başka, suyun başka. Onlar soğukta üşümez, sen üşürsün. Onlar sıcakta yanmaz, sen yanarsın. Sen azsın ya çünkü, onlar çok. Sen zayıfsın ya, onlar güçlü. Kalk, onlara inat, kalk, düşme. İzin verme seni ezmelerine, asla boyun eğme. Kimseye acıma, affetme, unutma. Sana adalet yoksa onlara da huzur yok. Alo. Benim. Acil durum. Acil demişsin, geldim. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hemen geliyorum.
Hoş geldin Seca Hanım. Hoş bulduk tatlım. Hemen geliyorum. Tabiyeciğim bunu kaldıralım. Ece Hanım'ı kahvesin. Geçen gün verdiğim sipariş hazır mı? Hazır tabii ki. Buyurun. Evet. Çok zarif bir seçim gerçekten. Size çok yakışacak. Takmama yardım eder misin? Tabii, tabii. Ece Hanım, bunu size söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... Söyle. Eşinizle ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Kocanla ilgili mi? Ben geceleri Bebek'teki otelde çalışıyorum, resepsiyonda. Eşiniz geldi bir akşam. Yanında bir kadın vardı. Sen ne saçmalıyorsun? Bana hemen müdürünü çağır. Ben böyle bir saygısızlığı affedemem. Ben yardım etmek istedim Ece Hanım. Ya sen kimsin bana yardım edeceksin? Haddine mi? Bayağı kocama iftira atıyorsun. Tamam sakin olun o zaman. Şöyle göstereyim. Acı kahveniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Neydi senin adın tatlım? Şebnem. Ne gidiyorsun? Kocanla metresini videoya kaydediyorsun. Odadayken mi? Aynen öyle, sevişirlerken. Yapabilir misin? Yaparım. Karşılığını alacaksın. Videoyu getir, dile benden ne dilersen. İstediğiniz gibi video burada. Ne tuhaf değil mi? Daha düne kadar şahane bir hayatım var sanıyordum. Aşıktım, mutluydum. Güveniyordum. Ne safım. Bir günde her şey yıkılıverdi. O yüzden tatlım sakın hiçbir erkeğe güvenme. Hele zengin kocalara asla. Kulağıma küp olsun. Al. Bu senin. Hak ettin. Sayende üzgün ama hala çok zengin bir kadın var karşında. Fil dişi kulağımda ağlarım artık. Teşekkür ederim ama bunu para için yapmadım. Ne için yaptın? Kadın dayanışması filansa
Saçmalama, al şu parayı. Dayanışırız yine. Ben sizin gibi olmak istiyorum. Sizin gibi asil, güçlü. Bana bu hayatın kurallarını öğretir misiniz? Aa, hoş geldiniz. Sarnıç. Çok sağ olun. Ela'cığım, şöyle geçin, hemen geliyorum yanınıza. Misafirlerinizle ilgilenebilir misiniz? Çok hoş olmuşsun gerçekten, bir içim sesi. Aydın, aydın. Çok teşekkür ederim. Eşim muhteşem görünüyor, tebrik ederim. Sizi burada görmek ne güzel. Çok teşekkürler davetiniz. Misacığım, tebrikler hayatım. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Bonsoir. Bonsoir madam. Çok hoş bir davet olmuş. Teşekkürler. Hava. Hayatım. Her şey yolunda mı? Wow. Aysel Hanım. Göz kamaştırıyorsunuz. Teşekkür ederim. Aysel Mami. İyi ki geldin. Hoş bulduk. Ay. Ne içersin? Bir şey abi, bir şey. Şebnem geliyor. Ay bunların ne işi var bu davette? Bu gece karakolda biter, ben size söyleyeyim. Ay bitmesin lütfen. Yine polis. Ben korkuyorum. Sinirlerim bozuluyor. Oh. Nasılsın? Ha, iyiyim. Sesini duymak için aramıştım seni. Ne şapşalca bir soru. Tabii ki seni çok seviyorum. Çok. Evet, o, bende o iş. Tamam, halledeceğim. Sizi sonra ararım. Merci. Hangi iş? Ay ricacılar, burada bile beni buldular. Melisa, ya bu partiye Şebnem'i çağırmakla çok kötü yaptı, çok. İçinde bir şeyler olacak gibi bir his var, kötü bir şeyler ama. Ay Selmami, o iş bende. Relax, hadi gel, herkes bizi bekliyor, gel. Şu güzelliğini herkes görsün. Ah canım.
Ah, ne haber tatlım? Bu ne şıklık böyle? Ah, teşekkür ederim Ececiğim. Sen de çok şıksın. Bakıyorum artık bu davetlere Şebnem'le geliyorsun, saklamıyorsun yani. Benim zaten saklayacak bir şeyim yok ki. Neyse, oyum, biliyorsun. Öyle mi? Hı. Öyle mi? Az daha tuzağına düşürecektin beni, değil mi? O yüzden mi gelip gidiyordun benim evime? Vallahi tuzağa düşmen için bana zaten ihtiyacın yok. Kendi kendini tuzağa düşürüyorsun çünkü. Hiç beni suçlama. Yazıklar olsun sana. Onca yıllık dostluğumuzu çöpe attın bu Şebnem yüzünden. Mutlu musun bari? İyi gidiyor mu? Hı? Benimle bu tonda konuşma istersen. Yoksa üzülürsün. Senin yumuşak karnını en iyi bilen benim çünkü. Bu sessizlik hiç hayra alamet değil söyleyeyim. Fırtına yükleniyor. Aa. Büyük skandal geliyor. Allah'ım lütfen, lütfen. Yine karanlık tarafa geçti. Dedektif neler bulmuş? Ece Hanım, dedektif birçok bilgiye ulaşmış. Fakat itiraf etmem gerekir ki çoğu tatsız bilgiler. Ne gibi? Anlat yahu, tansiyon yapma. Emrettiğiniz üzere Melisa Özsoy'un kocası Ahmet Balcı'ya ulaştık. Ve kendisi şu an hapiste. Hapiste mi? Aynen. 1.7 milyon dolar vergi kaçırmakla suçlanıyor. 3 aydır da tutuklu. Peki Melisa'nın bu işte bir ilgisi var mıymış? Evet, Melisa Hanım da soruşturmaya dahil. Niye koşa koşa Onur'a geldiği belli oldu, gördün mü? Peki serbest kalabilir mi yani, kefalet falan? Tabii bu mümkün. Fakat Ahmet Balcı'nın tüm hesaplarına el konulduğu için... Kefaleti biz ödeyeceğiz. Yani bu Melisa için biraz pahalı bir hediye olacak. Hallet bunu. Tamamdır Ece Hanım. Ben işlemleri başlatıyorum. Hadi bakalım. Melisa'yı kocasıyla bir buluşturalım bakalım. Bakalım. Gözümüz yollarda kaldı Ahmet Bey. Şeref verdiniz. Aman efendim, o şeref bana ait. Teveccüh gösterdiniz. Sizi Şebnem Gümüşçü ile tanıştırmak isterim. Tanımaz mıyım? Onur Bey nasıl? İyi, gayet iyiyim Onur Bey. Buyurun, oturun lütfen. Size nasıl teşekkür etsem az Ece Hanım. Önce kefaletimi ödeyip beni özgürlüğüme kavuşturdunuz. Sonra da Amerika'dan özel uçakla beni İstanbul'a getirdiniz. Bana olan bu özel ilginizin sebebini sorabilir miyim? Bu akşam sorular bizden, cevaplar sizden Ahmet Bey. Talihsiz bir olay. Olsun, vaktimiz bol. Buyurun. Amerika'daki şirketimin muhasebecisi zimmetine para geçirip yolsuzluk yaptı. Kabak benim başıma patladı. O kaçtı. Beni de vergi kaçırmaktan içeri attılar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Melisa da işin içinde mi peki? Yani. Melisa Türkiye'ye döndü. Kefalet parasını bulmak için. Yani görüşüyorsunuz hala. Türkiye'ye döndükten sonra iki defa telefonda konuştuk. Sonra birden kesildi. Para bulmak için gitti ama meğer kendini kurtarma peşindeymiş. Bizim cemiyet hayatı çok feci tatlım. Görüyorsun değil mi? Hemen Melisa kocasından boşandı ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptı diye dedikodu çıkarmışlar. Oysa bizim Melisa ne cefalar çekmiş öyle. Bir dakika, bir dakika. Biz... Ne boşanması? Biz boşanmadık ki. Biz Melisa ile hala evliyiz.
Evli misiniz? Müsaadeniz. Hayatım. İyi akşamlar Şebnem. Doğrusu bu akşam geleceğini tahmin etmiyordum. Hayatım, ben davet ettim. Sağ olsun, beni kırmadı. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Umarım gecenin sonunda buna pişman olmazsın Melisa. Şebnemciğim, aramızdaki bu gerginliği artık bitirsek diyorum. Evet, bitirmek. Evet, ben de aslında bir şeyleri tam olarak bitirmek istiyorum. Ne güzel. Siz merak ediyorsunuz değil mi benim neden geldim buraya? Hep benim geçmişimden konuşuldu ya. Bu gece biraz Melisa'nın geçmişinden konuşacağız. Ne demek o? Acaba birkaç dakikanızı bana ayırabilir misiniz? Allah'ım şükürler olsun, şükürler olsun. Ay bir daha haydi. Yine ne yapıyor? Şova başladı bu. Evet. Bu gece sevgili eski kocam, yani eski kocam diyorum, boşanıyoruz o yüzden biliyorsunuz. Sevgili eski kocam Melisa'ya çok özel bir gece hazırlamış. Şirkette pozisyon mu atlamış ne öyle bir şey o yüzden. Kendisi çok tatlı geldi, bizzat beni çağırdı, davet etti. Çok tatlı, hemen geldi. Ama eli boş gelmedi. Bir hediye ile geldi. Şövalye. Bilmiyorum tatlım, ben de şu an seninle birlikte izliyorum. Olabilir. Olabilir, nispet yapıyor. Tanıştırayım efendim. Ahmet Bey. Ahmet Balca. Kendisi ta Amerikalardan geldi. Bizi kırmadı sağ olsun. Sen ciddi olamazsın. Kim bu adam? Ya Aysel Hanım, beni hep geçmişimle yargıladınız. Bir sevemediniz, bir beğenemediniz. Ailenize yakıştıramadınız ya. Yeni gelin adayınız. Yani Onur'un m***si.
Sevgili misafirler, Ahmet Bey Melisa'nın kocasıdır. Kocası derken hali hazırda. Nikahlı kocası. Merhaba karıcığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.